Çok sıcak, biraz fazla uzadı. Bayram münasebetiyle buradayız. Ama onun kadar önemli bir mevzumuz var. Hep bütün iftarlarda, sahurlarda konuşurken ifade ettik. Bizim sloganımıza da uygun. Sahur vakti dedik, iftar vakti dedik. Bayram vakti geldi ama bir de Türkiye vakti var. Tekirdağ vakti var önümüzde 24 Haziran'da. Bu bizim tarihimizin en önemli seçimi. 100 yıllık tarihimizin en önemli dönüm noktası. Bir hükümet sistemi değişikliği yaptık. 27 Mayıs 1960 darbesiyle beraber ortaya çıkan bir sistem var karşımızda. Vesayetçi sistem. Millet iradesini kontrol altında tutan sistem. Buna karşı 16 yıldır bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadelenin neticelerini, sonuçlarını toplayıp bir anayasa değişikliğiyle tapuya teskil ettirdik. 16 Nisan'da. Fakat bu anayasa değişikliğinin, sistem değişikliğinin birinci ayağı, birinci adımı. Çünkü yürürlüğe girmedi. Yürürlüğe girmesi bir seçime bağlıydı. İşte o seçim 24 Haziran seçimi. Yani 16 yıldır sürdürdüğümüz mücadelede taşıdığımız yükü zirveye çıkarttık. İşte onu artık zirveyi aşarak aşağı doğru indirmeye başlayacağız. Bu 24 Haziran bu bakımdan bir dönüm noktası. 100 yıllık tarihimizin buna bu bakış açısıyla, bu anlayışla yaklaşmak mecburiyetindeyiz. Türkiye bu virajı, bu dönüm noktasını başarıyla aşarsa Türkiye'nin artık önünde hiçbir gücün durabilmesi mümkün değil. 200 yıldır devam eden gerileme tarihimizi dersine çevirme gayretlerimiz bu 24 Haziran'la beraber neticeye ulaşmış olacak. Ben hepimizin bu anlayış içerisinde bir gayretle, fazla bir zamanda kalmadı, bir hafta içerisinde bu seçimleri Cumhurbaşkanımızı net bir skorla yeniden yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçmek üzere, mecliste de arkasında güçlü bir AK Parti çoğunluğu oluşturmak üzere bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Ben hepimizin bu anlayışı paylaştığını düşünüyorum. Ama burada bayram münasebetinde de hatırlatmak istedim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Alem-i İslam için, dindaşlarımız, soydaşlarımız için hayırlar getirsin. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bu. Sağ olun. Evet. Mikrofonu açtık. Ben öncelikle katıldığınız için canlılığına teşekkür ediyorum. Şimdi vekillerimizi biraz sonra aşağıya alacağım. Bizim geleneksel biliyorsunuz bayramlaşma sistemimiz var. Sırayı izliyoruz. Hepsini tek tek bir bayramlaşalım. Anladım, aynı zamanda tatlımız da var. Tatlı da ikram edeceğiz. Ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biraz önce hem vekillerimiz hem il başkanımız da söyledi. Yarın itibariyle başkanım taşımaz burası yani. Hem ön kürsüye İl başkanlarımız, burada olan il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı da buraya alalım. Buradan herkes gelip bayramlaşarak, kucaklaşarak inşallah bayramımızı yapalım. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın itibariyle Malkara'da, Süleymanpaşa'da, Hayrabolu'da, Kırsal'daki mahallelerimizi ziyaret organizasyonu yapıyoruz. Milletvekili adaylarımızın sabah itibariyle programları başlıyor. Öğleden sonra da Kırsal'a geçiyoruz. Dolayısıyla bütün ilçe teşkilatlarımızın buna göre hazırlıklarını yapmasını özellikle istirham ediyorum. Yarın itibariyle saat 2'de çıkış yapacağız. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah bizleri Cumhurbaşkanımıza mahcup eylemesin. Allah bizleri bize güvenenlere karşı mahcup eylemesin. Bu teşkilatlar 24 Haziran günü inşallah tarih yazacaklardır. Türkiye'de Tekirdağ'da yapılamaması başaracağımıza inanıyorum. Allah bizden razı olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Sağ olun, var olun.